Limo Türkiye'de ilk etapımızdayız ve tabii ki ilk masamızdayız. İki tane bıcır bıcır ama dünyalar güzeli öğrenci arkadaşımız bizlerle beraber Zeynep ve Almira. Tekrardan hoş geldiniz. Şöyle bir sizleri tanıyalım. Hoş bulduk. Ben Zeynep Uzer, 23 yaşındayım. Sakarya doğumluyum. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Şahaneymiş. Almiracığım. Ben de Almira Öğüt, Aydınlıyım. Boğaziçi Üniversitesi'nde 4. sınıfım. Aynı zamanda DJ'lik yapıyorum. Aa, evet. Çok güzel. Müzikle de güzel ilişkimiz var. Harikaymış. Peki bir şey söyleyeceğim. Böyle mekanlarda sahne alıyorum. Evet. Aa, ne güzelmiş. Evet. Vallahi Almira'yı takip ederim. Ben de eve ufak bir set aldım. Yalnız hocam henüz çok ilerletemedim. Biraz kilometre çaba. Biraz gerçekten evet. Orada zaman geçirmeye evet. Lazım ama gördüğünüz gibi bu aralar bir fazla yoğunuz. Ama çok da çalışıyorum. Bir iki o zaman ufak tefek buradan çıkışta belki fikir, bir ipucu gerekiyor çünkü bazen. Evet. Dikkat edilmesi gereken harikaymış. Peki Zeynep'ciğim sen başka neler yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Part time çalışıyordum, yeni ayrıldım. Biraz daha öğrenciliğimi yaşamaya karar verdim son. Onun dışında evde puzzle yapmaktan çok hoşlanıyorum. Şahane. Yoga'dan hoşlanıyorum. Yoga yapmak beni çok rahatlatıyor, stresimi alıyor. Çok güzel. Bu şekilde yani böyle dingin, sakin bir hayatım var. Harikaymış. Vallahi pırıl pırılsınız. Gözleriniz teşekkür parlıyor. Umarım bunu hiç kaybetmezsiniz. O halde ben istiyorum ki şöyle bir ilk turumuzla yarışmaya bir ısınalım ufak ufak. Evet, tamam. Bu turda size 3 tane 4 harfli lingo kelime soracağım. Bunların her birinin değeri 500 liradır. Kasamızı yavaş yavaş büyütmeye başlayalım. Hem de bir heyecanımızı atalım. Diğer masalarımızda şöyle bir yarışmaya alışmış olurlar. Olur mu? Olur. Harikasınız. Efendim o zaman Zeynep ve Almira için birinci etabın ilk 4 harfli kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? Bol şanslar, buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi G ve süremiz başladı. Gemi. G-E-M-I. Gemi. Deneyelim efendim. G-E-M-I. Maalesef bir harfi yok. Gala. G-A-L-A. Güzel. Gala. Deneyelim. G-A-L-A. Harika oldu. Güzel. Zeynep Gala'yı yakalayınca Almira'dan şahane bir tebrik aldı. 500 lirayı koyduk kasamıza. Süper. Hadi devam edelim. Aynen. Evet. Süper vallahi. Hemen devam edelim. İkinci kelimemiz ekrana gelsin. Bakalım ikinci 4 harfli kelimemizin ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Arkadaşlar kelimemizin ilk harfi D ve süremiz başladı. Deri. D-E-R-I. Deri. D-E-R-I. İ'nin yeri doğru. Çok güzel. Diri. D-I-R-I. Deneyelim. D-I-R-I. Dişi. D-I-Ş-I. Deneyelim dişiyi. D-I-Ş-I. Başka sesli harfler deneyerek belki o İ'nin yerine. Veyahut şeyinin yerine tabii. Bilmiyorum. Dolu. D-O-L-U. Deneyelim efendim. D-O-L-U. Son hakkımızdır, iyi düşünelim arkadaşlar. Aa, olabilir ikinci. Ne olabilir? Gelsin bir deneme. Gelmedi. Benim de aklımda ağlı bir kelime vardı. Evet. Dahiymiş. Güzeldi. Evet. Aslında ilkinden bu son harfi yakalamak güzel oldu ama oradan iyi değerlendiremedik. Biraz daha böyle kullanmadığımız sesli harfleri değerlendirmek yardımcı olacak. Ama hiç problem değil. Ufak bir nazarlık olsun diyelim. Olsun. Hemen gelsin üçüncü dört harfli kelimemiz. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar, bu sefer yakalayacağız. Kelimemizin ilk harfi F ve süremiz başladı. Fare. F-A-R-E. Fare. Deneyelim efendim. Fare olabilir mi? R'nin yeri doğru oldu. Fora. F-O-R-A. Fora. F-O-R-A. Tek bir harfe ihtiyacımız var. Force. F-O-R-S. Force olabilir mi? F-O-R-S değil. İyi düşünelim. Nedir acaba? Gelir. Force. Yetişemedik ama. Forma tuşaktı. İyi ki de yetişemedik Zeynep. En azından. Aslında yani sesli harf deneyince de birazcık kafalar karıştı ama form gelebilirdi ya. Evet, evet ya, gelmedi. Bir de yoga dedin, bir şeyler dedin ama formu da yakalayamadık. Olsun. Olsun. Hiç sorun değil. Şimdi ilk 3 soruda sadece 500 lira koyabildik kasaya ama
Bildiğiniz üzere tam da bu anlarda kasamızı yükseltmek için bir puzzle kelimemiz var. Evet. Şöyle bir hatırlayalım, puzzle kelimemizi nasıl oynuyorduk? Yarışmacılarımıza her etabın sonunda onların kasalarını iyice yükseltmeleri için bir puzzle kelime soruyoruz. Birinci turda bu 9 harften oluşacak. Bir de ipucu cümlesi oluyor gördüğünüz gibi. Siz 1000 liradan başlayan bu soruda doğru olduğunu düşündüğünüz anda butona basıp cevaplıyorsunuz ki yukarıdaki paramız çok da değer kaybetmiyor. Ama acele de etmeyelim. Yanlış da söylemeyelim. Şöyle ortalama bir yerde yakalayalım bunu. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Güzel. O halde şimdi Zeynep ve Almira için birinci etabın puzzle kelimesi ekrana gelsin. Bakalım efendim ipucu cümlesi nasılmış? Buyursunlar. Radyoların daimi müşterisi ilk harfimiz dinleyici. D ve... Dinleyici. Dinleyici olabilir mi? Hiç kontrol etmiyorum. Neden olmasın? Çok iyi. Şimdi bir Almira basar gibi oldu ama sen de Zeynep... İş bölümü. Oldu. Enteresan bir iş bölümüyle beraber 950 liraya daha kasamıza koyduk. Çok da güzel oldu. 1450 liraya geldik bile. Bence fena değil. Bence de. İkinci etapta iyice yükseltiriz. Toparlayacağız.